Sözcü Gazetesi'nin spor muhabiri İrfan 25 şu anda karşımızda. Merhabalar İrfan, biz senden dinleyebilir miyiz? Ali Koç'un başkanlığı bırakmama kararı bir sürpriz oldu mu? Çünkü Süper Kupa krizinden sonra acaba bırakacak mı yönündeki iddialar, bilgiler sanki daha ağır basıyordu gibi? Aslında sürpriz olmadı. E, Sayın Başkan Ali Koç e, son e, bir aydır. E, yani başkanlığa aday olacağını sinyalini vermişti. Ve bugün e, başkan adaylığını açıklayan, daha önce başkan adaylığını açıklayan Saatin İhsanan'la öğlen saatlerinde kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. E, bu görüşmede e, Sayın Başkan Ali Koç bir dönem daha fena, bir dönem daha e, kulüp başkanlığına adaylığını aday olacağını açıkladı. E, bu açıklamasını da az önce e, yani bir 5 e, dakika içi e, beş dakika önce de e, bunu yazılı açıklamayla kamuoyuna e, duyurdu. E, Sayın Başkan Ali Koç'un açıklamasında önem e, camiye olarak e, şöyle ifadelerde kullandı. Camiye olarak e, 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya, mücadele etmeye devam etmekteyiz. Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Ve Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında cami olarak topyekun mücadele etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda kesin tarih önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan genel kurulumuzda aday olma kararı aldığını, aldığımı kamuoyu bilgisine sunarım ifadesini kullandı. Bugün e, Saatin Saran'la yaptığı görüşmede şunu da söyleyeyim Saatin Saran adaylıktan çekildi. O da yaptığı bir yazılı açıklamayla Sayın Başkan Ali Koçu seçim seçimli genel kurulda destekleyeceğim. Aziz Yıldırım'dan bir haber yok ama herhalde değil mi? Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin halen matematiksel olarak şansı çok matematiksel olarak şampiyonu şansı devam ediyor. ve Fenerbahçe'nin şampiyonlu şansını kaybettiği anda da Aziz Yıldırım'dan bir açıklama Hı. bekleyebiliriz onu söyleyeyim. Yani bu da eğer Galatasaray şampiyonluğunu garantilerse e, garantiledikten sonra da Sayın e, Sayın e, Başkan Aziz Yıldırım'dan da önümüzdeki günler içerisinde bir açıklama bekliyoruz. Ben, benim e, düşüncem Aziz Yıldırım'da e, başkanlığa aday olacak ve e, Fenerbahçe Genel Kurulunda iki başkan yarışacak. Daha önce olduğu gibi Ali Koç'ta da Aziz Yıldırım e, başkanlık için yarışacaklar. Takip edeceğiz biz de İrfan 25'e teşekkür edelim.